Arkadaşlar tekrar merhaba. Yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bundan önceki videomuzda hatırlayacağınız gibi fotoğrafta kompozisyon konusu içerisinde sadeliği ele almıştık ve sade fotoğraflara ulaşmak için 7 yöntem tanımlamıştık. O yöntemlerden bir tanesi ışığın doğru kullanımı yoluyla etrafı ayıklamaktı. Bu videodan sonra birkaç arkadaşımızdan ışığın doğru kullanımı ve ayıklama yöntemiyle ilgili uygulamalı örnek video yapar mısınız diye sorular geldi. Benim tam da beklediğim, istediğim ve hoşuma giden yaklaşım bu olduğu için bütün diğer videoların sıralamasını ileriye doğru ittim ve bu videoyu öne aldım. İşte bu videoda sizlerle birlikte bu uygulamayı yapacağız. Hadi buyurun. Her fırsatta söylüyorum, ışık fotoğrafın her şeyidir. Hatta fotoğrafın ta kendisidir. O halde fotoğrafçı ışığı tanımalı, kullanmalı, hatta ona hükmetmelidir. Işığı tanımak için ışığın türlerini bilmemiz gerekir. Kullanabilmek için onu doğru ölçmeli ve daha sonra da amacımıza uygun, fotoğraftaki hedefimize uygun bir şekilde ışığı doğru pozlamalıyız. İşte bu videoda sizin sorunuzdan yola çıkarak, doğru ışık ölçümü yaparak hedeflediğimiz fotoğrafı çekmek adına uygulama yapacağız. Ama önce ışık ölçüm sistemlerini tanımamız lazım. Tüm fotoğraf makinelerinde ışık ölçüm sistemi vardır ve İngilizce'de metering mode diye adlandırılır. Makineden makineye ismi menüdeki yeri değişse de aslında 4 tip ölçüm modu vardır. Ben bu videoda Fujifilm X-T3 kullanarak anlatacağım ama siz de makinenizdeki karşılığını rahatlıkla bulabilirsiniz. Ekranın sol üst köşesinde gördüğünüz fotoğrafı çekeceğimizi varsayalım. Az önce 4 tip ölçüm modu var demiştik. Bu modlardan ilki ortalama moddur. Ortalama modun işareti ekranda gördüğünüz gibi iki taraflı köşeli parantezdir. Çalışma mantığı yine örnek fotoğrafta fosfor yeşili ile işaretlediğim gibi kadrajın her tarafından ışık ölçümü yapmak ve bu değerlerin ortalamasına göre pozlamayı gerçekleştirmektir. Bu mod ışık dağılımı çok düzgünse, dinamik aralık ve kontrast düşükse doğru sonuçlar verebilir. Ama fotoğrafçının dokunuşu hiç yoktur. Bir sonraki mod çoklu bölge ölçüm modudur. İşaretini ekranda görüyorsunuz. Bu modda fotoğraf makinesinin işlemcisi kadrajın içini tarar, renk ve parlaklık noktalarını değerlendirir ve bunların tamamını temsil edebilecek bir ışık miktarı hesaplar. Bu durumda kadraj içerisindeki aydınlık ve karanlık bölgeler olabildiğince pozlanır ve sapmalar az olur. Yine ekrandaki temsili fotoğrafta bu söylemimizi göstermeye çalıştık. Bir diğer mod, merkez ağırlıklı moddur. Burada da makinenin işlemcisi kadrajın tamamından ölçüm alır. Ancak fotoğrafın ana ögesi kadraj merkezindedir varsayımı ile merkez bölgede yaptığı ışık ölçümünü ağırlıklı olarak kullanarak bir sonuca varır. Bu mod göreceli olarak fotoğrafçıya daha çok imkan verir. Fotoğrafçı ışık ölçümünü yapmak istediği bölgeyi kadraj merkezine alırsa doğruya yakın bir ölçüm yapmış olur. Sonra ölçümü sabitleyip kadrajını dilediği gibi yeniden yapabilir. Son mod ise spot ölçüm modudur. Bu modda kadraj merkezinden veya focus point dediğimiz netlik noktası bölgesinden küçük bir bölgenin ışığı ölçülür. Tüm kadrajın ışık miktarına bu şekilde karar verilir. Hal böyle olunca fotoğrafçının eline doğru ışığı tespit etmek için güzel bir araç geçmiş olur. Bu kadar teorik bilgiden sonra şimdi de bunu uygulayarak görelim. Çekmeye çalıştığımız fotoğraf tarzı için parçalı ışık gerekir. Ne demek parçalı ışık? Fotoğrafını çekeceğimiz objenin ya da modelin bir bölümüne doğrudan ışık düşerken geri kalan bölgelere doğrudan ışık düşmemesi gerekiyor. Bu fotoğrafı çekebilmek için evimin penceresinden içeriye düşen sabah ışığını kullanacağım. Burada gördüğünüz gibi
Sevgili eşimin yaptığı yaşlı amca figürü de bizim modelimiz olacak. Yaşlı amcayı cam kenarına koyduğum masanın üzerine oturttum. Camdan gelen ışık amcanın yüzünün sağ tarafına vuruyor. Yüzünün diğer tarafı ve kadrajın geri kalan bölgelerine ışık doğrudan vurmuyor. Sahnemiz böyle hazır iken şimdi çoklu bölge, merkez ağırlıklı ve spot ölçüm modlarında çekimler yapacağım. Aynı zamanda ölçüm sonucu oluşacak fotoğrafları da size fotoğraf makinemin LCD ekranında göstermeye çalışacağım. Önce çoklu bölge modunda çekelim. Gördüğünüz gibi ışık ölçümünü yaptığımda neredeyse kadrajımın bütün bölgeleri aydınlık. Çok ışık alan bölgelerde kısmen patlamalar bile olabilir. Bu modda çekeceğimiz fotoğraf bizi örnek fotoğraftaki sonuca götürmez. Dolayısıyla bu modu geçiyorum. Şimdi merkez ağırlıklı modda çekim yapalım. Mod çarkımı ayarlıyorum. Işık ölçümümü yapıyorum. Pozometremdeki doğru ışık değerini yakalamak için enstantane değerini değiştiriyorum. Bu modda ortaya çıkan sonuç bir önceki sonuca göre göreceli olarak daha iyi ama yine bizim istediğimiz sonuç değil. Şimdi de spot ölçüm modunu alalım mod çarkımızı. Işığın en kuvvetli olduğu bölgeden ışığımızı alalım. Pozometremiz 0 değerini versin diye enstantanemizi de ayarlayalım. Zaten LCD ekrandan da görüyorsunuz. İstediğimiz tarzda fotoğrafa ulaşmış olduk. Bu şekliyle fotoğrafımızı çekelim. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda da ışık ölçüm sistemlerini tanıdık ve spot ölçüm sistemini kullanarak kadraj içerisinde gereksiz ögeleri ayıkladığımız sade temiz fotoğraf çekmek için ışığı nasıl kullanacağımızı görmüş olduk. Umarım sorunuza cevap olmuştur, umarım faydalı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla bu bilgiyi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca soru, yorum, görüş ve önerilerinizi aşağıya bırakın. Bir şeyler sorun, bir şeyler anlatın ki birlikte karşılıklı öğrenme sürecimiz devam etsin. Eğer bu noktaya geldiniz ve hala abone olmadıysanız artık anladınız. Okan Yılmaz'la Fotoğraf Üzerine kanalında fotoğraf üzerine birçok şeyi yapıyoruz ve birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O halde sizin de abone olmanız için tam sırası. Abone oldunuz madem, hemen yanındaki bildirimleri aç butonuna basarak bundan sonra çıkacak videolardan zamanında haberdar olmayı da sağlayabilirsiniz. Bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki haftada yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.